Sevgili Çiftçi TV izleyicileri merhabalar. Ben Cihan Kaçar. Yeni bir Mutlu İnekler programıyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün Kars'tayız. Kars'ta hayvancılığın merkezi gibi bir konumda olan Boğatepe köyündeyiz. Bugün çok değerli konuklarımız var. Üretimin içerisinde olan hayvancılık işleriyle uğraşan ve süt ürünleri üretmeye çalışan üreticilerimiz burada. Ben şimdi üreticilerimize dönüyorum. Kendilerini tanıtmasını rica ediyorum. Ben Şenli Çayvazoğlu, Boğatepe'de oturuyorum. İkametgah ediyorum Boğatepe'de. Buyurun, daha detaylı bilgi verebilirsiniz. Yani daha önce bu hayvancılığa nasıl başladınız? Evet, ben 67 yaşındayım. 67 yaşımın 14 yaşını demeyeyim de 15 yaşını demeyeyim de 50 yaşından bu yanadır ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Benim branşım hayvancılık. Ben Nurettin Koçulu, İlk Boğatepe köylüyüm. Yıllarca hayvancılıkla uğraştım. Mandıracılık, kaşar ve krevyer. Hem üreticisiyim hem ustasıyım. Yıllarca köyde yaşadım fakat ekonomi nedenlerle şu anda İstanbul'da oturuyorum. Yazdan yaza geliyorum. Arazimiz falan var. Şu anda bizim köyümüz 52 tarihinde örnek köy olarak damızlık hayvan yetiştirdik. Gölenin 56 para köyüne boğalık dana satarak köylünün, vatandaşın hayvanları ırkını değiştirdik. Şu anda bütün göle, Ardahan dahil, hepsini bizim köyün ürettiğimiz boğalardan töreyerek hayvan, montovan hayvanı oldu. Eskiden köyümüzde 30 ton süt olurdu. Hepimiz üretici ve mandıracıydık. Şimdi maalesef şu anda 3 ton sütümüz var. Göç nedeniyle, işte çocukların tahsili nedeniyle köyümüzü terk ettik. Şimdi emekli olduk ve geri dönüş yaptık. Şu anda %30 erkek bir daha yeni ahırlarını tamir ettiler ve mandıraları düzene soktuk. Şu anda köyümüzde 4 tane peynir fabrikası var, 2 tane grevyer, 4 tane de kaşar fabrikası var. Şu anda rahmetli olan babalarımız, halen onu devam ettiriyoruz. Eskiden Paşa Aydar, Ahmet Koçulu, Halil Ayvazoğlu, Paşa Şahin, bunlar köyün ileri gelen ve Türkiye'nin peynir üreticisi, Türkiye'nin aşağı yukarı Trakya hariç %15, %20'sini bizim bu köyden temin ederdik. Köyümüzde yılda 500-600 ton aslında peynir. Aslında zavotlar diye biliniyordu değil mi? Esas zavotlar deyince, zavotlar Rusya'da zavot, mandıra demektir. Şimdi peynir, köyümüzün okay. Eski ismi zavot, sonra işte devlet tarafından Boğatepe olarak geçti. Köyümüz üretici bir köy, halen halkımız devam ediyor. İşte dediğim gibi yani ticari yönlerden vatandaşlar 52 tarihinden bu tarafa Türkiye'nin en sayılı köylerindendik. Şimdi yine devam ediyor. Halkımız yine dönüş yaptı. Devletin desteğiyle de şu anda hayvancılık gelişmeye yüz tut ama ne yazık ki %10 olarak hayvancılığımızı değerlendiriyoruz. Eskiden Rusya'ya biz yaşlı inek, yaşlı öküz ıhraç yapardık, ıhraç ederdik. 72 tane benim şahsen kendim ürettik, verdik. Şu anda Kars'ın 80 tarihinde de İrak'a, İran'a 40 bin ton et bağlantı yaptık, verdik. Fakat şu anda ne yazık ki Türkiye'de kendimiz et ithal ediyoruz. Köyümüz ilerlemci köy. Halkımız şu anda hayvancılığa yönelmiştir. Devletimiz de destek veriyor. İthal hayvan bu köye de getirildi mi? Getirildi fakat ithal hayvanlara pek randıman alamadık beyefendi. Yani hocam alamadık. Randıman. Çok sorun var herhalde. Hayvanlar uyum sağlayamıyor. Mesela ben Iğdır çiftliğinden bir 500 tane hayvan aldım, getirdim. Havaya uymadı. Sıcak memleketin hayvanları bize gelmedi. Kendi ürettiğimiz hayvanlar uyum sağlıyorlar. Şimdi kırmızı alaca dediğimiz hayvanlar uyum sağladı. Siyah alacalar burada yaşamadılar. Onu denedik. Oştaylar denedik, yapamadı. Yani havaya alamadılar daha doğrusu. Şu anda ekseriz montofon hayvanlar veriliyor. Yani zaten burası da yüksek, rakım yüksek, olarak burası çok yüksek. Burası 2340 metre yüksekliğinde. Şu anda Ağustos ayındayız ama hepimiz burada, evet, titriyoruz yani şu. Röportaj yaptığımız Ağustos'tayız. Hepimiz montlu, ben şapkamı bile çıkardım yani. Herkes montlu diyor. Sabah akşam soba yakıyoruz. Şu Ağustos soğuklarında bir atlatsak diyorsunuz yani burada. Yok yok, biz alışkınız onun için. Kışın -40 derece, şimdi de sıfırları görüyoruz. Ağustos'un bu sıcağında biz sıfır derecede yaşıyoruz. Yani sizin söylemek istediğiniz şu Nurettin Bey, benim anladığım, evet. Yani burada bu bölgeye uygun ırk
hayvanlar yetişir. Evet, maalesef, yani ithal hayvanlarda birçok sorun. İşte sağlık, ayak hastalığı, metabolizma hastalığı, bunlarla karşılaşıyoruz. Hastayı bak mesela benim dayım Almanya'dan bize bu Montofon'un bir cinsini gönderdi. Yine burada uyum sağlayamadı. Yani burada randıman alamadık. Kendi hayvanların ırkından randıman alabiliyoruz beyefendi. Hocam yani şimdi dışarıdan gelen, benim kendim şahsen 10 tane hoş dayı inek getirdim. 10 tanesini de öldürdük yani. Şey, kesmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii. Havaya uyum sağlayamadı. Tırnakları dayanmadı. Yani meraya gitmedi. Bizim burada meracılık olduğu için yetiştiremedik daha doğrusu. Bölgesel olarak zaten meraya dayalı bir hayvancılık sistemi evet, var. Evet. Yani bu kapalı sistemlerde olmadığı için o tür hayvanları tabii böyle alanlarda yaşama şansı daha günlük yani bir hayvan 5 kilometre yol yürüyerek meraya gidip 5 kilometre dönüp 10 kilometre yol yapıyor. O hayvanlar ahır alıştığı için bizim meraya dayanmıyorlar. E şimdi süt fiyatları ucuz, yem fiyatları pahalı, ilaç fiyatları pahalı. E mecbur meraya bırakıyor. Yani içeride besimiz bizi yani zarara sokuyor. Onun için de biz yine meracılığı seçtik daha doğrusu. Halkımız işte yeni dönüş yapıyor hayvancılığa. Maalesef ne yazık ki Türkiye hayvanı kıraç ettiği halde şimdi ithal ediyoruz. Evet. Aslında acı olan da bu. Acı olan bu maalesef. Acı olan yani bu. Hayvan sayısında. Benim şahsi kendim 100-120 tane inek beslerdim. Şimdi şu anda bir tane ineğim yok. Yani ekonomi nedenlerle enflasyon, devalüasyon yani bizleri zayıflattı. Mandıracılar baktılar. Şu anda bu etraf köyler bizim köy sütünü alırdı. 10 tane mandıra vardı. Şu anda 4 tane mandıra var. Diğer köylerde de süt var. Süt bulunmuyor tabii. Süt yok. Süt yok. Hayvan sayısı. Şimdi bizim köyümüzün günlük 30 ton süt ihtiyacı, süt vardı yani ihtiyaç değil. Günlük 30 ton sütümüz yaz kış devamlı yapardı. Büyüklüğü ne kadar köyün ki şimdi, bu 30 ton çok yüksek bir rakam. Günlük diyor beyefendi. Günlük şimdi işte. 3 ton sütümüz var. Hayır bu. Köyün şeyi ne kadar? Köy yani? 70 hanedir. Küçük bir köy aslında. Küçük bir köy aslında ama ahırlarımız geniş, arazimiz 30 bin dönüm yerimiz var. 15 bin dönümü meradır, 15 bin dönümü tapulu arazimizdir. Arazi olarak geniş fakat şu anda diyebilirim o 15 bin dönüm 5 bin dönümü ancak faaliyet geçti. Diğerler ekonomi nedenlerden İstanbul'a gitti, Ankara'ya gittik. Yazdan yaza geliyoruz, hayvanımız yok. Yani köylü şu anda zayıflamış durumda. Evet. Eski şeyimiz yok. Evet, evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Cemalettin Bey'e verelim mikrofonu. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İsmim Cemalettin Ayvazoğlu. Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Veteriner iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım orada. Baba mesleği, ata mesleği olarak burası bizim köyümüz. Bizim ailenin çalışmaları burada olduğu için, ticari faaliyetler olduğu için onlara yardımcı olmak için ve akademik anlamda yardımcı olabilmek için buraya yardımcı olmaya geldim. Yani bilimsel birikiminizi yani üretime de hayvancılığa da işte ulaştırmaya aynen çalışıyorsunuz. Aynen öyle hocam. Elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii teorikle pratik bazen ne kadar uyumlu uymuyor. Olmasa da en iyi hayvanı, en kaliteli hayvanı üretmeye çalışıyoruz burada. Tabii arkamızda görüyorsunuz özellikle Boğatepe'nin hayvanları diğer hayvanlara göre bir baş büyük oluyor burada. Bunun sebebi hem iklimsel hem bitkisel olarak formların farklı şekilde üretilmesinden kaynaklı. Ağustos'ta iklimi görüyorsunuz, üşüyoruz hepimiz. Tabii bu da hayvanın daha verimli üremesini, daha verimli süt vermesini sağlıyor. Tabii bu kaliteli sütlerden dolayı da bölgede hep bir mandıracılık faaliyetleri oluşmaya başlamış. Son 100 yıldan beridir. İlk gravyer burada üretilmiş kaşar ve sarı yağ. Buranın sarı çiçeği meşhur. Bu sarı çiçekten kaynaklı o sarı yağ adını almıştır. Tereyağı. Tereyağı aslında ama yağ. Biz sarı yağ diyoruz. Çünkü sapsarı olduğu için. Onun sebebi lezzet de lezzet veriyor tabii. Bu lezzet veriyor. Bölgedeki aromalar. Sarı çiçeklerden kaynaklanıyor. İşte bunlarla ilgili çalışmalar yaparak üreticilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Ben buyurun. Teşekkür ederim. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kars Merkez Boğatepe Köyü nüfusuna kayıtlıyım. Kendim hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bunun yanında da babamızdan kalan mesleğimiz olan mandıracılıkla meşgul oluyorum. Burada yapmış olduğumuz... Siz burada yaşamıyorsunuz ama. Yapmış olduğumuz peynirleri işte batıya, Bursa'ya, Trabzon'a, İstanbul gibi yerlere pazarlamasını yapıyorum. Gördüğünüz gibi efendim meşakkatli bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle 2350
deniz seviyesinden metre yükseklikte bir yerde yaşıyoruz. Hayvancılığı seviyoruz. Bunun yanında Montofun ırkı hayvanlar burada mevcut. Merramız hemen hemen Türkiye'de en güzel merra konumuna sahip olan bir yer. Özellikle Haziran, Mayıs ve Haziran aylarındaki çekiminiz olsaydı daha güzel bir çiçeklerimizi, çeşitli işte bitkisel özellikleri de incelemiş olacaktınız. Evet. Ama şimdi biliyorsunuz sezon sonu, işletmelerimizi kapatmışız. Evet. Hayvancılık artık biçin yaz dönemi bittiği için ancak hayvanlarımızı merra konumundan işte yayım olarak gönderiyoruz. Hayvancılık özellikle Kars'ta ve Boğatepe'de ön safhada. Yıllar önce çocukluğumu hatırladığım zaman Sayın Hocam buradan hemen hemen 3000-3500 baş sağan hayvan çıkardı. Şimdi ne yazık ki 500-600 sağan hayvanı bulmanız ya sizce niye bırakıyor bir insanlar hayvancılığı? Şimdi efendim çok zengin, yanımızda eski zenginlerimizden bir tane abimiz var. Tabii ki onu da eleştirmek zorundayım da zengin kesim. Acaba vatandaşla batıya ilgili bir şey mi yoksa bu şimdi, hayvancılık politikasıyla alakalı bir şey şimdi mi? Şimdi efendim hayvancılık süt fiyatı önemli. Şimdi herkes peynir yapamıyor biliyorsunuz. Sütünü sağıyor, satıyor fabrikalara. Şimdi efendim asıl konu şu. Hayvancılığa burası değer veren bir köy. Fakat ne yazık ki devletin politikası hayvancılığı baltaladı. İthal tereyağı ihraç edildi. İthal süt tozu ihraç edildi. Şimdi de Anguslar gelerek Türk toplumuna, Türk sofrasının mezesi oldu. Bugün bakıldığı zaman Kars vilayeti Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir yer. Ama ne yazık ki bakıyorsunuz meralar da fazla. Meralımız da fazla. Konum güzel. Meşakkatli bir coğrafyada olduğu için 6-7 ay kış sezonu yaşıyoruz. Evet. Bu nedenle hayvana bakmak da zor. Eleman bulmak zor. Zaten genç nüfus batıya, üniversiteye başlamış, batıya doğru göçüyor. Zengin iş adamlarımız, zaten köyün en zengin iş adamları hepsi batıya kaçtı, gittiler. Bunda da köyün nüfusu zayıfladı. Ekonomi sistem de çöktü. Yani aslında şöyle diyelim, yani bu insanları tabii köye geri döndürmek çok zor. Yani yeniden hayvancılık yapsınlar, işte yeniden bu üretimin içerisinde olsunlar ama çok zor gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla sadece bu üreticiden kaynaklı bir sorun değil. Yani üretici de hayatından memnun olsa, çok fazla yani iyi para kazansa gitmezdi. Niye gitsin? Şimdi efendim zaten sorun oradan kaynaklanıyor. Biz de diyoruz ki gerçekten yaz sezonunda en güzel, dünyada en güzel yaşanacak yer Kars'tır. Kars'ın da en güzel yaşanacak yeri Boğatepe'dir. Biz bütün zengin iş adamlarımıza diyoruz ki hiç olmasa yazın ilkbaharda Kars'a gelin. Kars'ın da Boğatepe köyünü gelin şenlendirin. Gerçekten biz o zaman Türkiye'ye seslenelim. Bütün bizi izleyen seyircilerimize söyleyelim yani. Boğatepe'ye gelin, görün. Yani burası gerçekten çok güzel. Yaz aylarında inanılmaz yeşil bir coğrafyası var yani. Evet. Onun için biz de sağ olsunlar. Belki sesimizi duyuyorlar ama çok değerli büyüklerimiz yavaş yavaş köyde güzel yapılar yaptılar. Hakikaten takdir edilecek konumunda. En azından yazın olduğu zaman hiç olmasa o güzel insanların yüzünü de görme şeyinizi de buluyoruz. Sizin bu mesela süt ürünleri, tabii kaliteli bir süt ürünü üretebilmeniz için kaliteli bir süt üretmeniz lazım. Bu kaliteli sütü de yani sağlıklı işte iyi beslenen hayvanlardan üretmek durumundayız. Sizin yani bu pazarlama ile ilgili karşılaştığınız problemler falan var mı? Yani bu şimdi çok istenen bir şey mi? Yani çok tercih ediliyor asıl bildiğim konu, kadarıyla. Sayın Hocam asıl konu o. Şimdi bizim Kars'ın peyniri dünyada diyebileceğim buna iddia ediyorum en kaliteli süt ve süt ürünleri vardır. Ne yazık ki bizim Kars'ın esnafları yeni modele düştüler. Bu da hatta Kars'ın kaşarının adını hiç uzlaşmayan, hiç yapısı olmayan bir şekilde patates kaşarı olarak ilave ettiler. Biz batıda sattığımız ürünlerde karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi, efendim Kars'ın kaşarı patatestir. Şimdi yeni bir model çıktı.
Evet. Bu yeni modanın ismi de ne oldu biliyor musunuz efendim? Doğmamış inek sütünden kaşar yapıyoruz. Kaşar göbeği yapıyoruz. Bu Kars'ın işletmesine, Kars'ın dönesine, Kars'ın yapısına büyük hakarettir. Biz diyoruz ki gelin el birliğiyle yapmış olduğumuz ürünleri pazarlayalım. Nasıl pazarlayacaksınız? Reklamını yapalım. Evet. Henüz çok şükür patates kaşarını atlattık. Evet, öyle sıkıntılar vardı. Patates kaşarını atlattık. Şimdi de doğmamış inek sütünden göbek kaşar çıkarıyoruz. Doğmamış inek sütü. Aynen öyle efendim. Doğurmamış inek. Şimdi doğum yapmamış inek mi diyorsunuz? Yani doğmamış inek sütünden göbek kaşar yapıyoruz. Bu da ne bileyim artık batıdaki insanların... Bu işi bilmeyenler tabii ya bu nedir falan diyor tabii. Tabii ki şimdi vatandaş haklı, doğmamış inek sütü nasıl olur, nasıl kaşar yapılır, ayrışımı nedir? Bunu da işte ne yazık ki Kars için büyük bir hakaret sayıyorum efendim. Evet. Bu nedenle efendim geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Hocam bu konuda da ben İl Tarım Müdürlüğü, İl Tarım'ı da Sayın Yeğenim de Veteriner Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Biz bunlara seslenmek istiyoruz ki gelin hiç olmasa haftada bir kez köylü vatandaşı aydınlatın. Köylü vatandaşlara hayvancılığın dönesini anlatın. Aslında hayvancılığın biz yapısını anlatın. Biz bu programla işte Çiftçi TV sayesinde Mutlu İnekler programıyla üremeye yönelik yani benim kendi alanımla ilgili birçok bilgi vermeye çalışıyoruz. İşte meme hastalıkları, meme sağlığının korunması, üreme gebelikleri arttırma gibi işte gebelik sonraki problemler, metabolizma hastalıkları. Genel olarak bunlar hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz ama tabii ne kadar yetişiyoruz o da İnşallah başarılı olursunuz efendim. Tabii. Hatta hayvanla nasıl konuşulur en azından onun yapısını incelemek lazım. Hayvanı seveceksiniz. Hayvandan nasıl verim alacaksınız? Sevgili hayvanın aşağı. Ruhunu okşayacaksınız. Evet. Bu şekilde olursa inşallah hayvancılık ileri safhaya gelir. Yine eskisi gibi Türkiye'nin et ihtiyacını Kars halkı, Kars yetiştiricileri vermeye çalışır. Ben özellikle sizlere teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Rica ederiz. Şenlik Bey ile şimdi konuşalım. Siz aslında tamamen üretimin içerisinde olan yani evet. Bütün hayvanlarınızla siz ilgileniyorsunuz. Evet. İlgileniyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Bunların işte bakımı, beslenmesi, doğumu, buzağlarının aynı şekilde bakım, beslenme, meme sağlığının korunması, kaliteli süt üretme konularında. Bütün bu işleri siz yapıyorsunuz. Siz bize bunları nasıl yaptığınızı tek tek anlatabilir misiniz? Yani günlük yaptığınız işleri bir inek için ve yıllık yaptığınız bir ineği bir yıl boyunca nasıl takip ediyorsunuz? Gebeliği sırasında meme hastalıklarından korunmak için neler yapıyorsunuz gibi bunlar bu konularda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii başlayalım. Şimdi ben 50 yıldan beridir hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılıkla içerisinde hayvanla beraber büyüdük. Efendim ilk önce iyi bir hayvanın dana alabilmen için iyi bir buğadan, iyi bir inekten, iyi bir buzağı alırsın. O buzağıyı yetiştirebilmen için çok önemlidir. Bir kere ineğin doğum zamanını ayarlaman önemlidir. Onun gününü bilmen önemlidir. Efendim doğacak bir ineğe ilk önce ayrı bağlanır, yatak yapılır. Körpe buzağıya ayrı bir yatak yapılır güzel ottan. Onun yanında beklersin, danayı doğumunu yaptırırsın. Yaptırır yaptırmaz dananın ilk önce yapacağımız şey göbeğini tentriyottan güzel güzel yağlamalıyım. Mesela güç doğumla karşılaştınız diye. Güç doğumdan karşılaştığım anda. Siz kendiniz müdahale ediyorsunuz? Evet kendim müdahale ediyorum. Veterineri kim çağırmıyor musunuz? Hayır gerek görmüyorum. Gerek görmüyorum çünkü artık ben o doğum uzmanı olmuşum. Artık ineklerle doğuzdura doğum uzmanı olmuşum. Yani bir hayvanın dana ne kadar büyük olursa olsun kafa rahime sığmadığı anda o danayı ters çevirip arkadan doğuzdurabiliyorum. Ya o şekilde de yapıyorum. O şekilde. Buzağı çeviriyorsunuz içeride. Yani siz bizim içeride. Yaptığımız işleri yapıyorsunuz aslında. Talka attırarak
arkadan doğumunu yaptırıyorum. Yani kaç tanesinde aynı doğumunu yaptırmışım, danayı kurtarmışım yani bu şekilde. Yani hiç ölüm olmuyor mu? Çünkü bu aslında büyük bir problem Türkiye'de. Güç doğumlarda şimdi, müdahale ediyor vatandaş. Şimdi güç doğumlarda şu şekilde. Buzağı ölümleri çok fazla gerçekleşiyor. Danayı tam sıkıştırıyorlar rahime. Rahime sıkıştırdıkları zaman işte orada ya çekemiyorlar dana büyük olduğu için, havasız kaldığı anda o dana işte orada ölümü gerçekleşiyor. Yoksa asla dana, evet. Dana sıkış, bakıyorsun sıkışmadı, geriye bas gitsin rahimin içerisine, orada dana havasını alır. Danası havayı alır, orada boğulmaz. Ama dana tam gelir rahimin ağzına, işte orada danayı boğulur. İşte vatandaş onu yapıyor. Bazen kendisi ayaklarını kırıyor. Şimdi çıkmıyor ya. Şimdi ben onu da size... Çekiyorlar. Traktörle çekiyorlar, evet. Atla çekiyorlar. Asla ve bunlar asla, doğru işler değil yani. Yani benim... Bilinçsiz yapılan işler. Hayvancı arkadaşlarıma sadece benim bir tercihim olacak. Sakın sakın dananın ayaklarını çift olarak birbirine böyle yan getirerek ip atıp çekmesinler. Her birisine ayrı ayrı kelepçe atsınlar, o şekilde çeksinler. Yok, hayır, zaten bunu vatandaş yapmasın. Biz onu yapmasın. İstemiyoruz. Yapmasın. Şimdi vatandaşa ben onu size soruyu sordum ama size burada vatandaşı bilgilendirmek için biz bunları hani konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Veteriner hekim çağırmamak doğru değil. Veteriner hekim çağırmak lazım orada. Evet. Diyelim asfeksi, yani bu solunum güçlüğü yaşamaya başladı şey. Nefesi kesildi yani buzağının. Evet. Ne yapacak vatandaş? Elinde hiçbir şey yok. İlacı yok, bir şeyi yok. Evet. Nasıl müdahale edecek? İşte o buzağı orada gidiyor. O gidiyor. Ölüyor yani. Ölüyor. Bu nedenlerle çok ölüm vakalarıyla karşılaşıyoruz biz. Bilinçsiz. Bilinçsiz yapılan, doğum. O bilinçsiz doğum. Evet. Doğum müdahaleleri var vatandaş. Kendisi hatta işte köyün ileri gelenlerine şey yapıyorlar. Çağırıyorlar. İşte doğum konusunda epey doğum yaptırmış. O yaptıramıyor, ötekini çağırıyor, o yaptıramıyor ötekini falan. Bir bakıyorsun her türlü şey, mesela bak, rahimi yırtmış, rahim kanalı yırtılmış, en sonunda ölmüş. Bize hayvanın yani iskelesini getiriyorlar. En başka son halini, ölüm halini getiriyorlar. Ya en sonunda iyileştir bunu diyor. Dana yani da buzağı da ölüyor, inek de ölüyor. Yani çiftçinin bilinçsiz doğumun yüzünden hayvanı da gidiyor, danası da gidiyor. Yani evet, biz doğru. O yüzden hani siz diyorsunuz ya zincirleri öyle tak böyle tak. Biz onu zaten vatandaş yapsın istemiyoruz. Yani hayır. Zincir ha çok zorda kalır. Kar bir metredir bilmem ne, ulaşım olmaz, şu olmaz, bu olmaz. O zaman yardımcı olabilirsiniz. Zaten ekseri hayvanların kendisi doğum yapıyor. Evet. İşte o durumu bekleyeceksin. O dananın suyu var, beyaz su. Evet. O beyaz suyla kafa gelip rahime girmedikten sonra ona el atmak doğru vatandaş değil. Vatandaş bir de o kendisi erken müdahale ettiği için. Erken müdahale ettiği için o su çekiliyor, kuruyor. Kuruduğu için de dana çıkmıyor sayın hocam. Tabii. Evet. Zaten bizim hani uzmanlık alanımız, yani biz bunu teknik terimlerle değil de vatandaşımız anlasın diye, yani üreticilerimiz özellikle o üreticilerimizin anlayacağı kelimelerle, cümlelerle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Evet, şimdi danayı doğurduk. Dana doğdu. Danayı doğurur doğurmaz dananın bir kere göbek kordonunu güzel tentriyotla yağlıyoruz. Evet. O otun kalınca sermiş olduğumuz otun üzerine koyuyoruz. İyot solüsyonları. Evet. Tentriyottan ziyade artık iyotlu solüsyonlar diyoruz. Onlar yani bizim şeyde senelerden beri kullandığımız tentriyottur. Evet. Ondan sonra inek bunu yağladığı müddetçe yanında oturacaksın. Yanında oturuyorum. Bir saat sonra bakarsın ki dana ayaklanmaya başladı. Yarım saat sonra sen de o danaya yardım edeceksin, ayaklansın. İki saat sonra o dana tam ayaklanır. Bu sefer bakarsan ki inek ve dana hayvan emmeye uğraşıyor. O zaman ineğin memelerinin dördünü de yıkarsın tertemiz. Dezenfekte yaparsın. Güzelce temizlenir. Kuruluyor musun? Kuruluyorum. Kuruluyorum. Ondan sonra memenin dördünün de ucunu yere sağmak icap ediyor. Çünkü yere sağmıyorsunuz hiçbir zaman.
İşte bak mesela bu evet. Şey bir eksik. Bir kaba sağıyorsun. Kaba sağacağız. Bir kaba sağıyorsun. Ha, yere değil de kaba sağılıyor. Onun ucundaki 2 aylık, 2,5 evet. aylık bir kuru dönemi geçiyor. O kuru dönemde o hayvanın o memenin üzerinde önünde o kalan pislik. 2 ay ortalama 60 gün. Ortalama 60 gün. Kuru dönem. Evet kuru dönem 2,5 ay fazla. Evet. O olmaz o süt verimini etkiler hayvanın. Sürür evet. Şeyini, metabolizma hastalıklarını doğru. etkiler sorun yaşar. Doğru. Sonra danayı güzel kendin emizdirirsin güzelce. Doyurana kadar. Buna ne diyoruz biz? Kolostrum. Ağız sütü biz ağız sütü deriz. Ağız sütünü doyana kadar emdiririz. Emdirdikten sonra işte dananın ishal olmaması için septikol aşısı veya da seridol. Bunları kaburganın üzerinden yaparız. Evet, deraltı yapıyoruz. Deraltı yapıyoruz ve yanında ben kendi yani şey ettiğimi söyleyeyim. Bir cece vitamin vururum danaya. Bir de 1 mililitre. Bir cc. Üretici anlıyor onu cc deyince ama 1 cc, cc dana yani. Çabuk daha toparlansın. Kimisi 1 gram diyor, evet. gram diyor. Evet. Sonra bir de bunun göbek enfeksiyonu kapmaması için penisilin türü LA ilaçları vurmak icap ediyor. Onları da bir 3 cece de yapıyorum. Antibiyotik yani sağlıklı hayvan antibiyotik yapmak doğru hayır. değil. Hayır. Hem de buzağa. Antibiyotik de şimdi penisilin türü. Ya. Çünkü göbek kordonunu enfeksiyon kapmaması yok için işte hocam. Ama sağlıklı o zaten kendi şeyiyle mesela anneden aldığı o kolostrumdaki immünoglobulin diyoruz biz bağışıklığı sağlayan maddeler var içerisinde. Evet. Bu hastalıklara karşı koruyor onu. Koruyor evet. Dolayısıyla o olduğu zaman yeterli yani direkt aynı gün yeni doğum yapmış bir buzağa antibiyotik yapmak. Antibiyotik dediğiniz bir gün sonra. Penisilin veya bir gün sonra fark etmez. Evet bir gün sonra. Yapmak doğru değil yani. Evet. Bunu yapmıyoruz yani. Evet. Sonuçta yeni doğmuş yani bir canlı ve antibiyotik. Çok zararlı yani. Tamam. Karaciğere, böbreğine her türlü zararı evet. var. Sonra bu gereksiz. Dananın en önemli ishal olmaması. Eğer bir dana aynı şekilde 3 gün içerisinde ishal olursa o dananın tüm vücudundaki kalsiyumlar gider. O dana ölüme terk edilmiş olur. Sıvı kaybeder. Evet, sıvıyı kaybettikten sonra yani kurtarılmış olsa bile kendi ekranlarından daha cılız kalır. O büyümez. Aynı şekilde zaten bir köylünün en büyük zararlarından biri yani buzağıyı öldürmektir. En büyük zararlarından tabii, birisi. Tabii tabii. Bir yıl bekliyorsun. Bir yıl bekliyorsun. Yani... Onu da bir ishaldan öldürmek. Sonuçta hayvancılığın temel şeyi bakım beslemedir. Bakımdır yani bakım, evet. Bakımını iyi yaparsan, beslemesini düzgün yaparsan, sen, bilinçli yaparsan her türlü evet. verim alırsın. Yani evet. ne verirsen onu alırsın. O ne verirsen onu alırsın. Evet ondan sonra da artık dana büyüyür. Büyüdükten sonra da artık yavaş yavaş ona sütünü verirsin. Yani ilk önce 3 gün 4 günde yarım meme yarım meme verirsin. 4 günden sonra artık bir meme akşam bir meme sabah verirsin. Ondan sonra sütünü artırırsın ve doğum yapan hayvana gayet iyi bakılır. Kolostrum dediğimiz ağız sütünü 2 saat içerisinde mutlaka vermek lazım. Mutlaka, yani. Mutlaka. Ayağı en önemli 2 saat içerisinde verilmelidir evet. O bu sefer doğum yapan ineğe çok aşırı derecede iyi bakılır ve kendisini toparlar. Toparladıktan sonra kendisini eğer zayıfsa ona gereken vitamin falan da verilir. Siz bu besin maddesi olarak, yem olarak ne veriyorsunuz? Yani bu sadece çayırdan biçtiğiniz hayır, şeyler hayır. mi yoksa ben, konsantre yem de var mı fabrikada? Var. Ben pamuk posasından yapılan pamuk küspesi var evet. posası. Onunla beraber gırma yaptırıyorum. Gırma ile beraber veriyorum. Hayvan çok çabuk kendisini toparlıyor hocam. Evet. Yani buğda kırması. Bütün hayvanlardan yılda bir buzağı alabiliyor musun yoksa hani? Hayır. Her yıl mutlaka bir yılda bir tane alıyorum. Bir yılda bir yani. Bir yılda bir tane alıyorum. Yani bunu da size söyleyeyim. Kaç ineğim doğduysa ben hiç zayiat vermedim. Yani hepsi gebe kalıyor. Hepsi gebe kalıyor. 30 ineğim doğduysa 30 senede danam oluyor. Yani %100 başarı büyük bir başarı. %100.
Sayın abimiz de biliyor, yani hepsi de biliyor, Cemalettin de biliyor. Ben dana öldürmem ama dana başka şekilde zatürre olacak, ben başka bir şey nedenle bağa düşüp ölecek, bacağı kırılıp ölecek, o kaza geçirecek. Onunla karışmam fakat bu hususta ben dana öldürmem. Meme sağlığını korumak için yaptığınız bir şey var mı yoksa? O dezenfekte yapılıyor onun memenin. Güzelce sağımından sonra dezenfekte yapılıyor. O fakat bu meme master. Tit tipping diyoruz biz onu. Sağım sonrası meme evet, başı solüsyonlarını daldırıyoruz. Solüsyondan daldırıp evet bırakmak. En az 30 saniye duruyor. Evet. Onu meme onu yaptırıyoruz. Var. Evet. Ondan sonra da ineğin öncesi ve sonrası olması lazım. Sağım öncesi ve sağım bana sonrası. Biz sağım, sadece sağım sonrası. Sağım sonrası yani merraya gittiği zaman o hayvan orada mikrop almasın. Yatıyor, evet. Bilmem ne oluyor. Ahırda olduğu zaman, ahırda o kirli yerlerde yattığı zaman onun meme masterı işte çabuk alıyor. Ahırda olduğu zaman da evet, şey olacak yani ahırda sağım sonrası hemen önüne yem atacağız ki hayvan o ayakta duracak. O memenin şeyi çok çabuk kapatsın. En az bir 45 dakika ayakta kalsın. Ayakta hayvan kalsın. Yem yesin, o arada da meme başı kapansın. Kapansın. Yani mikroorganizma evet, girmesin. Girmesin, evet, pislik girmesin. Yazında olduğu zaman hayvanlarımız dışarıda kalıyor. Evet. Hayvanlarımız dışarıda kalıyor. Sabah saat 5'te, 5.30'da geliyor hayvan. Sağılımını yapılıyor. Sonra sağımını yaptıktan sonra gidiyor merraya. Merrada çoban yayıyor. Öyle getirip suya döküyor. Suyunu içiyor. Akşam saat 4 deyince tekrar sağıma geliyor. Sağılıyor. Aynı bu sefer memeler yine aynı şekilde çatlamaması sağım, elle için. Elle mi yapılıyor sağım makinesiyle? Ben sağım makinesiyle ise. Sağım makinesiyle ve gresilin artık yağla, hemen herkeste sağım makinesi var gibi. Sağım makinesi var. Yağlanıyor memeleri. Tekrar merraya gidiyor. Merrada otluyor. Aynı şekilde artık devam ediyor hocam. Aslında bütün hastalıkların sorunu işte Cemalettin de biliyor. Veteriner hekim evet, aynı zamanda uzman. Beslenme ile ilgili yani beslenme sorunlarını çözdüğünüz zaman o hastalıklardan işte ari bir işletme haline gelebiliyorsunuz. Şimdi hocam bir hayvana iyi bakmadığın zaman efendim diyor ki şimdi bizim komşular diyor ki ya ben bütün danaları emdiriyorum danaları şey ineği emdiriyorum. Ya ineğin sütü olmuyor. İneğe sen ne veriyorsun yeterli ne bakıyorsun olmuyor ki inek de sana ne versin. Ben öyle bakarım ki efendim mal ineğin sağımına gittiğimiz zaman bakarsın ki dört memeden de süt akmaya başladı. Bir memeyi benim danam bir memeyi ancak emebiliyor. Ama üç meme makineye takıyorsun. Hem bana verimi fazla oluyor, hem danam iyi oluyor, hem inek iyi oluyor, hem sütü fazla alıyor, hem randumanlı oluyor. Danam daha güzel randumanlı oluyor. Efendim yani bu şekilde bakım. Bakım diyorsunuz. Evet. Şimdi biz Nurettin Bey'e dönelim o zaman. Nurettin Bey'e soralım. Yani sizin bu üreticilere tavsiyeleriniz var mı? Eski bir üretici olarak şimdi siz bu işi yapmıyorsunuz efendim, ama. Efendim eskiden biz zor şartlar hocam. Zor şartlarla elektrik yok, sağım makinesi yok. Hep elle çalışırdık. Şimdi üreticiler her şey var. Televizyon olsun, var, ekran var, ne bileyim ilaçlar, veteriner, telefon açtığı zaman yetişiyor. Hayvanları demiş yani ben söyledim. Hayvanı iyi beslersen iyi verim alırsın. Hayvanı beslemedikten sonra ona verim bekleme. Bekleme. Evet. Artı şimdi temel unsur bakım besleme zaten. Merracılık. Şimdi ilaç şeyler pahalı hocam. Yani ilaç pahalı, süt ucuz. Vatandaş kar edemiyor. Karısı hayvanla iyice bakacak. Yani atıyorum yani benim şimdi 50 hayvana yetecek kendi arazim otu yetmiyor. Yani süt fiyatları ne kadar bu? Süt fiyatı 1 lira. Zaten 1310 lira diye bakanlık açıkladı süt fiyatlarını. 1310 lira diye açıklandı. Aynen efendim. Şu anda 1 lira. Burada 1 liraya mı alıyor mandıracılar? Şu anda 1100 lira bizim köy, 1 lira etraf köyler. Bundan sonra gelecek seneye 1300 lira söyleniyor. Vatandaş şimdi parası zamanında alamadığı için. Niye uygulanmıyor 1310 liralık şey bakanlığın belirlediği fiyat? Ya ben de tüccarım. Söyleme sahip ben de yıllarca süt aldım. 7. ayda biz vatandaşa avans verirdik. Vatandaşlar otunu biçerdi, hayvanın yemini gidi. Şimdi tüccarlar kusura bakmasınlar, benim de akrabalarım çoğusu.
para vermiyorlar. 10. ayda 11. ayda gelen parayı ben ne yapayım? Vatandaş otunu zamanında alıp zamanında yerleştirirse, yemini demişlik ben dediği gibi kırmasını, malzemesini alırsa o adam rahatlar. Artı yani şimdi vatandaş zarar ediyor beyefendi. Meracılığa gelince yıllarca ben de çok hayvan besledim. Kendim 100 küsür hayvanım vardı. Merra'ya gidiyor, merrada ot yok. Şimdi yani hayvana gerektiği yemi vermesi lazım. O da cebinde parası yok ki biraz hayvana günlük 1 kilo 2 kilo yem versin, hayvan kendisini korusun. Şimdi bazı üreticilerin durumu iyi. Şenlik ben atıyorum yanımda. Durumu iyi olduğu için yem yediriyor. Benim durumum yok, param da yok. Ne yapacağım? Hayvan aç gidip aç gelecek. Ondan süt yani de alamıyorsun. Sadece otla beslemek yeterli olmuyor değil. Yani sadece merraya otla beslemek. Dayalı, o yeterli merraya değil. Yani. Yani merra yeterli gelmiyor. Evet. Merracılık deyince merrada da eskiden hayvan da vardı. Merracılık ve ticaret, yani şöyle söyleyeyim. Vatandaş cebinde parası var, işini görüyordu. Şimdi vatandaş ne bileyim kredi kartı, kredi, borç, borçtan ilaç pahalı, süt ucuz. Evet. Şimdi hayvanlar, şu anda hayvan biraz para ediyor, ot noksan oluyor. Yani vatandaş zor durumda. Bilmiyorum bu yani, sene yağış da olmadı tabii. Kurak gitti. Kurak gitti. Şimdi sütü 1 lira beyefendi, otun kilosu, ben şu anda arazim var, ot 1 lira. Bir hayvan 20 kilo ot yiyecek, 10 kilo süt versin. Şimdi 1 liraya mal ettiği sütü 50 kuşa nasıl satsın bu köyü? Zarar ediyor. Zarar ettiği zaman da bu sefer hayvanını satıyor. Hayvanını bırakıyor. Azalıyor. Biz o yüzden bıraktık. Yani peynir yaptık, peynir yani sütün ediyor. Maliyeti zaten 1 lira civarı, evet, diyorsunuz. Zaten şimdi 30 kilosu 1 lira, 10 kilo ottan 1 kilo, 5 kilo süt çıkar. 5 kilo sütün de 1 liradan 5 lira. 5 lira zararlı. 5 lira zararlı. Yani şu anda köylü vatandaşın işi zor. Allah yardımcısı olsun. Estağfurullah. Biz o yüzden bıraktık. Besiye yönelen var mı peki? Besiye hayvancılar yönelen var. O da zar beyefendi. Yemin çuvalı kilo 1400 lira. Etin kilosu 25 bin lira. Kasaplarda 45 bin lira. İstanbul'da 55 bin lira. Fakat kasap şu anda 25 lira et kesiyor. Kesim öyle. Kesim öyle. 27, 28. Vatandaşa maliyeti 35 lira. Satıyor 25 liraya. 100 hayvan bağladım. Ertesi sene 50 hayvan bağlayamıyor. Bu sefer besiciliği de bıraktı. Bırakıyor tabii. Maalesef. Yani vatandaşın işi zor. Şimdi devlet ne yapsın? Devlette yani devletten bir şey beklemek yok. Kendi imkanlarını. Ya hayır, şöyle süte aslında birbirini etkileyen şeyler bunlar, faktörler. Şimdi süte diyelim 100 lira 100 kuruş zam getiriyor. Evet. Öbür taraftan yem fiyatlarını arttırıyor yem fiyatları. Ya beyefendi geçen sene süt 1200 lira oldu. Yem 1000 liraydı. Yani kilosu daha doğrusu. Şimdi süt 1100 lira, yem 1400 lira. Şimdi vatandaş ne yapsın? Yani dengesizlik var. Bu dengesizliği de işte İl Tarım Müdürlüğü, veteriner fakülteleri uğraşıyorlar ama bir tarafa da çıkaramıyorlar maalesef. Hayvancılıktan bilmeyen kuyumcusu, bilmem galericisi, bunlar da hayvancılığa, besiciliğe başladılar. Onlar da zarar ettiler. Devlet yani bu işi herkes yapmaya çalışıyor ama yapamaz beyefendi. Bak. Gerçek sahibi yapmıyor. Yani evet, köyde yaşayan insanlar. Köyde yaşayan asıl onlar yapar. Yapması lazım diyor. Şimdi vatandaş kuyumcudur, galericidir, gelmiş 5 hayvanı ahır yapmış. İneğin ismini bilmez, gelmiş hayvancılık yapıyor. Köylü vatandaş da maddi durumu yok. Yani götüremiyor, öbür vatandaş da gelmiş de besicilik yapıyor ve et tekletleri ellerinde tutuyorlar. Durumları iyi olan vatandaşlar. Onun için köylünün yani durumu zor. Devletin yani yardımcı olması, ne bileyim primi de az adamına vermesi lazım. Yani üreticiye. Ben eskiden 100 hayvan besliyorum, şimdi bir tane hayvanım yok. Hepsi tüketici olduk yani. Şu anda ben bir hayvanım yok. Tüketim toplumu haline geldik. Ondan evet, sonra İtalya yapacağız. İtalya'da nereye kadar gideceğiz? İtalya. Şimdi Avrupa'da da hayvan sayısı azalıyor. Şimdi beyefendi İtalya bir ara bizim zamanım yani gençliğimizde dişi hayvan kesmek yasaktı. Düye, dişi kuzu. Şimdi hep dişi kuzu kesiyorlar. O bir büyük şeyde, büyük adamların elinde hayvanlar, istediği fiyata satıyor. Köylünün 3 tane danası, 5 tane danası zaten hepsini satsa masrafını zor görüyor. Köylünün durumu çok zor, bilmiyorum yani. İnşallah sonu iyi olur. Diyeceğim bu kadar. Yani inşallah. Çok sağ olun. Cemalettin. Cemalettin, senin bu konularla ilgili söylemek istediğin şimdi bir şey var mı? Hocam, özellikle hayvan hastalıklarla ilgili az önce konuşmalardan da aklımda kalan bir şeyler bahsetmek istiyorum. Evet. 3 tane ana başlığa burada değinmek istiyorum. Birinci ana başlığımız beslenme. Evet. Şimdi hayvanların her biri farklı beslenme türlerine sahip.
Yani bir Holstein'la bir Montafon'u aynı besleme standartlarında besleyemezsiniz. Yani ikisine de 20 kilo ot verdim, besledi. Olmaz. Ne yapacak? Bu hayvanı hasta edecek, verim düşüklüğüne sebep olacak. O yüzden her hayvana ayrı ayrı bir rasyon hazırlamamız tabii gerekiyor. Tabii biz lokal bölge olarak konuşuyoruz ya, o yüzden hani Holstein falan burada beslenmiyor gördüğüm kadarıyla. Beslenmiyor. Daha çok Montafon. Ekseri burada Montafon var. Zavot ırkı vardı, artık kalmadı zaten bölgede. İkinci bir konumuz hocam, yanlış ilaç kullanımı. Evet. Aşırı derecede yanlış ilaç kullanımımız var. Gereksiz bir şekilde. Bu aslında halk sağlığını da tehdit ediyor. Yani süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri beklemez süreleri olması lazım. Hem yanlış ilaç kullanım, hem madde açıdan, hem de dediğiniz gibi halk sağlığı açısından sıkıntı yaratmaya başlıyor. Ve üreticinin şöyle bir sıkıntısı var aslında. Biz mesela bir araştırmamızda bölgedeki tüm köyleri gezdik ve vatandaşa şöyle bir soru sorduk. Evinizde hayvancılıkla ilgili bir ecza deponuz var mı? Hepsi var dedi ve ilaçlar rastgele kullanıyorlar. Onu aynı antibiyotikten var, aynı etken maddesi var ama yazmış birinin üzerine bu öksürük için, bu bilmem ne için, bu ne için. Evet. Ama ilaç aynı. İnsanlara işte bu ilacı tamamen üretmemiz gerekiyor. Üçüncü bir başlığımız da veteriner hekimlerimizde bir eksikliğimiz evet, var. Onların veteriner da hekimlerimiz, eğitimi. Aslında eğitimleri iyi ama genellikle meslek içi eğitim olması lazım. 2-3 yılda bir. 2-3 yılda bir meslek içi eğitimi var ve eczacılığa özendikleri için dışarıya çıkıp halkla, hayvan sahibiyle bir araya gelmeleri lazım. Hayvanı evet, gidip dışarıda görmesi lazım. Yani sadece ilaç gibi satmakla bu iş olmaz, olmaz diyorsun. Benim için bu üç konu çok önemli. Teşekkür ederim hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Şimdi artık programımızın son saniyeleri, artık zamanımızı da açtık. Ben sizlere katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben size teşekkür ederim buraya geldik. Bizim, sizin son cümleleriniz varsa sayın, hemen sayın hocam kapatalım. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle ben bir peynir üreticisi olarak. Şimdi bakıldığı zaman buradaki sütün 1 lira olduğunu, düşük olduğunu. Yalnız batıda da Bursa'da, Denizli'de, diğer yerlerde de 1310 lira olduğunu ifade edildi. Yalnız Türkiye'nin her yerinde düşük. Biz orada o fiyat da düşük. Biz 1310 da düşük. Burada aslında peynir üreticisi olarak sütü çok pahalı alıyoruz. Doğrudur. Sebebini soracak olursanız efendim biz 6-7 ay önce müstahsile para ödüyoruz. Yani burada sistemde bir yanlışlık sistemde var. Sistemde bir yanlışlık var. Ama keşke biz de Bursalılar gibi, Bursa'daki bir sütaş gibi, Eker gibi, Balıkesir'deki işletmeciler gibi, bunlar gibi biz de 1310 liraya Aydana'ya versek. İnşallah de, diyelim. Bundan sonra da inşallah iyi olur diyelim. Yani bu politikalar, fakat, hayvancılık fakat politikası düzeltilir. Hayvancılıkta gerçekten gittikçe Türkiye geriye doğru adımlarını atmış, geriye doğru gidiyor. İleriye bilmiyorum artık yeni sizler gibi siz değerli hocalarımızın böyle yapmış olduğu programlarla inşallah gerilemeden ileriye dönük bir şeyler hazırlanabilirse bizim için bir gelirdir, bir kaynaktır. İnşallah temennimiz bu efendim. Umut ediyorum ki öyle olur. Biz üreticilerimizin bütün sorunlarını işte belirtmeye, bildirmeye, etrafa duyurmaya çalışıyoruz yetkililere. Onlar da umut ediyorum ki duyarlar, üreticilerimizin sesine kulak verilir diye sayın düşünüyorum. Hocam, inşallah buyurun, sizi duyarlar. Gönül ister ki her yıl bu güzel programlarınızı yılda iki kez Kars'ın yöresel bölgelerinde bir Mayıs-Haziran aylarında bir de güzel doğru yaparsanız en azından bizler için de bir gurur kaynağı olur. Biz programlarımızı Kars'ta yaptık, Ardahan'da yaptık, Ardahan'da Mayıs ayında yaptık. Kars'ta kışın Şubat'ta yaptığımız programımız oldu. Yani zamanımızı ayarlayıp bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben hepinize programımıza katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Değerli seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün üreticilerimizin sorunlarıyla ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalıştık. Gelecek programda görüşmek üzere, hoşça kalın.